Hocamız İslam birliği olacak yakında diyor maalesef. Her gün bölünme artıyor. Çatışma artıyor. Hocamız galiba yanlış tahmin yaptı. Ah hocam tam doğru tahmin yaptı. Çünkü peygamberimiz Mehdiyet için ortaya koydu. Cenab-ı Allah'ın şartı oluşuyor. Ortalık karışmadan, fitne ayyuka çıkmadan Mehdi çıkmıyor. Mehdi niye çıksın o zaman? Yani Mehdi'ye gerek yok. Bunlar olacak. Çok şiddetli olaylar olacak. Canlar burnuna gelecek. Ondan sonra Mehdi'ye tabiyet. Peygamberimizin dediklerinin tamamı gayet düzgün bir akıcılıkla çıkıyor şu an. Mehmet Şevket Ege Hoca'nın bu 6. Mehdiyet müjdesi. Hiç söylemezdi Mehdi'den, hiç bahsetmezdi. Evet. Niye bahsediyor? O anladı olaylardan. Mehdi'nin kokusunu aldı. Bu Mehdiyet'in doğum sancısıdır. Aylardan beri anlattığımız olaylar bunlar işte. Daha da şiddetlenecek. Mısır'da da, Suriye'de de. Çok büyük olaylar olacak önümüzdeki günlerde. Hatırlattınız ki Bediüzzaman Hazretleri de Hamiyet-i İslamiye'nin feveran edeceğini belirtiyor. Evet. Bak canlar buruna gelecek. Hamiyet-i İslamiye feveran eder diyor. Mehdi başa geçerek diyor bak başa geçerek. Tariki hak ve hakikate sevk edecek diyor. Geceden sonra gündüzün olması gibi diyor. Kıştan sonra baharın olması gibi diyor. Bunu diyor Cenab-ı Allah'tan bekliyoruz ve beklemekte de haklıyız diyor inşallah. Maşallah. Bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek diyor. Bir muhbir-i sadıkın vaadine istinad ederek diyor. Bunu bekliyoruz diyor. Ve yemin ediyorum Allah adına yemin ediyorum diyor Bediüzzaman. Bak Allah adına yemin ediyorum İslam hakim olacak diyor bu yüzyılda diyor. Ve göreceksiniz diyor. Yemin ediyor. Yemin ne demek? Bediüzzaman hiç yemin ettiği bir konu yok. Tabii. Sırf bunda yemin etmiş. Allah adına yemin ediyorum da bu yüzyılda hakim olacak İslam göreceksiniz diyor. Maşallah. Gördüğünü söylüyor onun için. Bir insan nasıl yemin eder? Emin olmadan söyleyebilir mi? Gözüyle gördüğünü söylüyor onun için.